Hi, I'm Violeta. I'm Mexican. I'm living in Paris. I'm very grateful for being this event because it invites women all over the world to exchange ideas, to fight all the violence that we are suffering in the world. This violence is not only against women and young girls and even children. This affects also men because they have to prove that for be a man you have to be violent. With women you have to dominate. So I'm here because I believe that if I can defend my rights and if I can do something for other women, not only we can liberate from this oppression, but also it liberates men that they are in prison because this violence destroys their lives. So we are here to build peace, to liberate first ourselves and to create peace in the world. This is not a naive or idealistic war. We are taking actions. I'm part of some collectives in Paris, and we are doing all we can to do some specific actions to know how to accompany abortion, for instance, in countries where it is not legal. And even when it's legal, some women trust women and not doctors to do that. So we do specific actions, but also we build our political ideas. So this is the event as well as Zapatists, for instance, to get together and say ya basta, enough is enough. So we invite you to come next time. Very crazy. We want to talk with every woman in this event because we know sometimes because we have been working in different places for different events, and it's just amazing how we can be different and at the same time work for the same goals. So just crazy, very tired, but very happy for being here. 3 yıldır siyasi sürgünüm ben de. Türkiye'liyim, boşnak bir kadınım. Türkiye'de de siyasi mücadele yürüten, aynı zamanda feminist mücadele yürüten bir kadınım. Bugün burada 2 gündür sürdürülen bu konferans aslında 41 ülkeden gelen kadınlarla kadın sözünün ortaklaştığı, arada dil, sınıf, ırk farkının kalktığı ve kadınlık durumunun ortaya çıktığı bir deneyim. Ve gerçekten çok büyük bir organizasyon. Bütün dilleri ortaklaştıran çevirileriyle, günleri iyi planlamasıyla gerçekten çok büyük bir başarı. Özellikle ekonomik krizin bu kadar derinleştiği ve patriarkanın kadın kırımına varan bir döneminde dünya kadınlarının bir araya gelmesi ve çözüm önerileri üretmesi çok anlamlı. Biz kadınların kurtuluşu olarak da bugün 2 gündür burada izliyoruz, dinliyoruz, tanışıyoruz, birbirimizin gözünün içine bakıyoruz ve birbirimize gülüyoruz en önemlisi. Ben bir acı yaşandığında kadınlara dair İran'da, Kürdistan topraklarında, dünyanın herhangi bir yerinde bir kadını kaybettiğimizde hep bütün dünya dillerini bilmek ister ve acıları bütün dünya kadınlarıyla paylaşmak isterdim. Aslında iki gündür yaşadığım bu deneyim bana bu yetiyi vermiş gibi hissettim. Dünyadaki bütün kadınların acılarını, mücadelelerini bir sesten, bir kadın sesinden dinlemek hepimize güç verdi. Bunu
bundan sonraki mücadelemiz buradan aldığımız güçle devam edecek. Ve ben bu yüzyılın kadın yüzyılı olacağı inancımla Orta Doğu'da, Suriye'de, Kürdistan topraklarında savaşın ve kıyımın son bulması için bir adım olduğunu düşünüyorum. Umarım bu deneyimler hepimize yerlerimize döndüğümüzde daha güçlü bir atılım yapmamıza sebep olacak. Ayın yani bu dönem artık savaşın bütün külli yüzünün kimyasal silahlarla insanların katledildiği bir dönemde kadınlar birlikte daha güçlü, buna inanıyoruz. Yani hem Kürdistan'da katledilen hem de İran'da katledilen kadın yoldaşların aslında kadın tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Özellikle İran ve Kürdistan'da yaşanan bunca kadın kıyımında bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. İşte kadınlar İran'da rejimi zorlayan, rejimin yıkılmasına işte 45 gün oldu sanırım, 50 güne yakındır bu mücadele. Orada sokaklarda kadınlar serdelidan şeklinde devam ediyorlar. Oradan da dünyaya bir slogan, aslında Jinjiyan Azadi sloganı dünya sloganı oldu. Artık sadece Orta Doğu, Kürdistan, Türkiye topraklarında değil, dünyanın her yerindeki kadınlar bu sloganı yani benimsediler ve hayatlarının önüne koydular. Nagihan yine kadın mücadelesinde çok önemli bir çalışandı, emektardı. Kadın mücadelesinin kilit taşlarından biriydi. Jinoloji dergisinin ve o kuramın emekçilerinden biriydi. Süleymaniye'de çok haince katledildi. Ve biz onların bize aslında bir sorumlulukta yüklediğinin bilincine burada bir kez daha vardık. Onların yapamadıkları, bundan sonra hayatta olamadıkları bütün sürelerde onların yerine de mücadeleye devam etme sorumluluğunu hissettik bir kez daha. I am Sama Baloch. I am from Balochistan. This is my first experience to participate in such a seminars here. And it's been 1 year. I am here in Germany. Actually, the conference were so good. It's give me inspired me kind of, and it was a good experience for me. I have learned a lot. I have made new relationships with my Kurdish family, you can say. The revolution that goes on for the women and the supporters that they are here right now, it's a good message for us and a hope for the future that we can bring a change for ourselves, for Balochistan, for Kurdistan, and for all the occupied lands who are seeking and going toward their rights from the occupiers. And I'm so hopeful. That was a good experience actually for me, and the best one for me. That's all. Thank you and for hosting me here. That was an honor for me, and thank you. My name is Patricia Radzewski, and I'm from Berlin and originally born in Poland. So I'm working as a diversity consultant for companies or institutions, and also an empowerment. So this space is very special for me, and it's very special that there are so many women here and women from all over the world. So I appreciate this a lot. And the atmosphere is just great. It gives you strength, a different kind of thoughts. But what I realized is that we all have the same goal. We all have, even if we're coming from different parts of the world, quite similar feelings about the world, what's going on, where we should go, and what should come into the world. Like to be, bring more peace, bring more of this ancient wisdom and freedom. It's about freedom. So we all have this goal, and this is where I also want to go. I was working in a health system and now consulting company, so I bring this all together. Evet,
yani tüm dünyanın aslında Jinjiyan Azadi sloganlarıyla çalkalanırken bizler de burada iki günlük çok önemli bir ikinci uluslararası kadın konferansı gerçekleştirdik. Bu konferans tabii ki bu iki günü çok yoğun konuları tartışarak geçirdi. Aynı zamanda da bununla beraber sadece tartışma değil, gittikçe yoğunlaşan ataerkil, erkek egemenlikli kapitalist modernitenin gittikçe öldürücü gerçekliği karşısında ve bunun faşist devletlerle somutlaşması karşısında kadınlar bu gerçeklikle nasıl yüzleşecek ve var olan mücadelelerini nasıl buluşturacak, bir araya getirecek, bunun tartışmaları daha yoğunluklu yürütüldü. Bu tartışma şüphesiz bugün başlamadı ama derinleştirildi. Yani o açıdan tabii ki bu iki gün yoğun olduğu kadar müthiş heyecan vericiydi. Çünkü biliyorduk ama tekrardan gördük ki hikayelerimiz o kadar benzer ki. Yani coğrafyalar çok farklı da olsa, birbirinden çok uzak da olsa aslında erkek egemenlikli sistemin yöntemleri aynı. Bazı yerlerde daha sofistike olabilir, daha az görünür olabilir. Bazı yerlerde daha kaba olabilir. Nitekim Kürt halkı gördük ki Mapuche halkı, Maya halkı bu faşizmi, kapitalist modernitenin asıl yüzünü çok daha kaba bir biçimde yaşadığını gördük. Yani o açıdan tabii ki bu hem güç vericiydi, hem de bu yöntemleri anlamak, birbirinle paylaşmak ve bu yöntemler karşısında nasıl bir ortak anlayış, ruh, mücadeleye gidebiliriz daha derinlikli bir tartışmaya açmak çok önemliydi. Yani aslında bu konferans beklentilerimize önemli ölçüde cevap oldu diyebiliriz. Çünkü burada hedefimiz tabii ki kadınlar olarak devlet dışında bir sistemi ortak nasıl inşa edebilirizdi. Çünkü sadece var olana karşı mücadele etmenin yetmediğini kendi pratiklerimizde görmekteyiz. Bununla beraber eş zamanlı olarak neyi nasıl istiyoruz? Bunu daha iyi ifade edebilmek, bunun yolunu ve yöntemini daha güçlü ortaya çıkarabilmek aslındadır önemli olan ki erkek egemenlikli sistem yeniden ve yeniden hortlayarak çünkü fırsat bulduğunda daha vahşice yöneliyor. Nitekim öyle bir durumdayız ki yani femisid yani kadın kırımı giderek aslında toplum kırımı ve bununla beraber dünyamız yok olma eşiğinde. O açıdan tabii ki bu tartışmalar beklentimize önemli ölçüde cevap oldu ama devam ettirilecek olan tartışmalar. Çünkü o kadar çeşitli yol ve yöntemlerle birbirimizden koparılmaya çalışılıyoruz ki o yüzden bunun çeşitli araçlarını üretmeye, ortak tartışmaya devam edeceğiz. Önemli bir ilk adımdı. Kapitalist modernitenin kullandığı yol ve yöntemler aslında gördük ki her yerde çok birbirinden farklı değil ama özellikle de Kürdistan'da şunu gördük ki sistem topyekün Jinjiyan Azadi'nin vücut bulmaması için topyekün bir saldırı içerisinde ve bu saldırıyı çeşitli biçimlerde yapıyor. O nedenle konferans tabii ki bir yandan Sayın Abdullah Öcalan, Rebe Rapon aslında bu koşullarda tutulmasının da tamamıyla bu stratejinin bir parçası olduğunu, yine direnen gerillaların, gerillalara karşı gerçekleştirilen kimyasal silahlı saldırıların aynı bu konseptin parçası olduğunu ve yine Bakur, Roşilat, Rojava'da açığa çıkan aslında tüm bu ve benzeri çeşitli saldırıların sadece Türkiye patentli olmadığı aslında kapitalist modernitenin
bununla beraber NATO'nun bir paketi içerisinde geldiğini ve bu çerçevede de ortak mücadelenin bütün bunlar kapsamında da ele alınması gerektiği de ortaya konuldu. Gene siyasi tutsaklar için birçok çağrılar yapıldı. Hem kadın hem bütün siyasi tutsaklar açısından. Sayın hocamız Şebnem Korur Fincancı açısından da çok fazlasıyla destek ve dayanışma mesajları da aynı zamanda konferans içinde dile geldi. I'm Genevieve Vaughn. I'm from the United States and Italy. And I'm a writer and an activist for peace and feminism, and I have been for 50 years. Well, it's a really beautiful atmosphere of a new world, a different world based on feminism and love of the world, love of life, and it's so moving and beautiful. It's a very radical conference with very deep points of view, and I have been even more radicalized than I was before, because I feel the surge of women's power and women's life loving in this movement and along these lines of radicalism. Yes, the violence against women in the home is connected with the violence against women in war and against the violence of the earth, against the earth and against the violence against all peoples, of some people against the others, especially patriarchy. So yes, I wish the world liberation from patriarchy and life in a new way based on women's values. Yes, I'm Nastya. I'm from Ukraine. I'm taking participant in the second International Women Conference. I'm happy to be here and to hear different experience of women around all the world. Yeah, my name is also Nastya. I'm also from Ukraine, and it's like as Ukrainian in exile who came from war experience, it's very important to hear like voices from Kurdish women who also have a big resistance and from other like feminist perspectives of resistance, and how is it possible to like go through wars and other conflicts and unite in this, I don't know, patriarchal capitalistic world. So yeah, because I felt that it's really a free space for everyone, that everyone can share their emotions, feeling, any thoughts. Yeah, and especially like the concert of the Kurdish women was really nice. Yeah, I also felt very inspired by the conference, and how is it possible to make such a big conference of people, of women, and it's very nice.